Geçen sene Jilet Milliyet Yılın Sporcusunu büyük ödülünü almıştın. Dünya şampiyonluğunun ardından. Bu sene ikinci kez Türk halkı, çünkü biliyorsun halkın oylarıyla da seçiliyorsun. Türk halkı yine seni zirveye çıkardı. Bu sene nasıl etkiliyor, nasıl bir his bu? Ben hissediyorum ki atletizme daha büyük böyle dikkat vermeye başlıyorlar. Yani bu çok güzel bir şey çünkü biz yaptığımızda sadece kendimiz için değil, ülke için yapıyoruz, millet için yapıyoruz bu işi. Bir de yani biz demek istiyorum ki biz doğru yöndeyiz. Yani yaptığımız iş doğru anlaşılıyor ve doğru dağıtılıyor. Türk halkı seni bir anlamda bağrına bastı diyebilir miyiz? Evet. Tabii tarihte 65. kez bu ödüller gerçekleşiyor ve birden çok kazanan çok az sayıda sporcu var. Böylece bunların arasına da girmiş oldun. Üst üste kazanan sporcuların sayısı birinin parmağı kadar az. Sende bir heyecan yarattı mı? Şu anda da ödül törenine gidiyoruz. Birazdan ödülünü alacaksın. Heyecanlı mısın? Ya açıkçası şimdi çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Çok yoğun bir kamptayız. Sabah çok yoğun bir antrenman yaptık. 4 saatlik 4 saate yakın bir antrenman yaptık. Yorgunsun. Evet, çok yorgunuz. Hoca da dedi işte bu sene biraz geçen sene de bu sene biraz değişti programı. Aha. Daha yoğun tempoyla diyor ki yani bizim hocamız şu anda söylüyor ya yani en iyi olacaksın ya da hiçbir olmayacaksın. Çünkü ya hep ya hiç. Evet yani çok şu an çok yoğun gidiyoruz. Yani zamanı gelmiş diyor. Senin yaşın da geldi. Tam peak formdasın. Evet. Onun için çok yani büyük şansın da var aynı derece gösterme. Bir de gerçekten yani beyaz atlet olarak 200 metrede yani hep Amerikalı, Jamaikalı sporcular kazandığı bir yerde yani büyük bir şansın var tekrarlamak bu dereceyi. Evet. Çünkü herkes diyor ki sen bunu işte şansına yakaladın evet, gibi bir şeyler var ya. Evet, onun gibi çok konuşmalar vardı. Ama Avrupa'da bu sene güzel derece yaptık ve bu onun ardınca geldiğinde şans olmadığını gösterdi. Evet, derece de güzel derece çıktı. Ama hoca dedi sen potansiyelin daha çok yüksek. Biz daha yapabiliriz. İnşallah sakatlık olmasa da güzel dereceyle dünya şampiyonusunda ülkeyi temsil edeceğiz. Dünya şampiyonası bu seneki hedef ve sonrasında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları var. Evet. Bu iki büyük hedefle ilgili düşüncelerin nedir? Nasıl bir sonuç seni tatmin eder? Mutlaka bizim yani istediğimiz altın madalyadı. Mutlaka onun için çalışıyoruz. Yani altın madalya her iki yarışında. Derecede ne kadar yani sahil liseler olursa da önemli değil, madalya önemli şu anda. Evet. Sahil liseleri diğer yarışlarda da özel yarışlarda da gösterebiliriz. Tabii ki şu anda da diyebiliriz biz altın için çalışıyoruz. Ama ne kısmetse bu sporda her şey olabilir. Evet. Her şeyi beklemek gerekiyor. Yani her şeye hazır olman gerekiyor. Ama tabii ki bizim hedefimiz altın. Evet, hedef altın ama podyum olması da bizler için çok büyük bir başarı. Murat Hacı ilk bölümü geride bırakırken akılda 4 saat kalanlar antrenman. Var. Aynen. 4 saat antrenman. Akılda kalanlar. Şimdi 4 saat antrenman, şimdi günde çift idmandan 4 çift saat. Çift idman da oluyor. Hani yok şimdi bazen tek birden oluyor. Mi 4 saat? Birden 4 saat herhalde. Sabah bu törene gelmeden önce 4 saat antrenman yaptığını söyledi. Tek seferde. Çok yoğun bir antrenman. Şimdi antrenmanların fazları var tabii. Şu anda benim algıladığım Ramil Guliyev'in güç antrenmanı yaptığı. Yani daha pistte koşu antrenmanlarına çok yoğunluk vermemişler. Hoca biraz sistem değiştirdi, onu da söylüyor. Hocası sistemi değiştirdi bu sene, geçen seneden itibaren. Biraz da zayıflamış gördüm ben Ramil'i. Kas kütlesine yükleniyorlar anlaşılan. Ve biraz güce, dayanıklılığa yönelik antrenmanlar şu anda devam ediyor. Dolayısıyla bunun uzun süreli olması doğal. 3 saat, 4 saat antrenmanlar toplamda doğal. Sanıyorum yarışmalara yakın bu aydan itibaren. Düşer tempo. Biraz pist temposu düşer. Pistteki derece antrenmanlarına başlar. Bu sene tabii burada hepsini veremiyoruz ama şimdi 19.76'lık bir derecesi var 200 metrede. Ramil Guliyev'in çok iyi bir derece. Ramil geçtiğimiz yıldan itibaren bir Avrupa rekoru kırma hedefiyle hareket ediyor.
Avrupa rekoru belki hatırlarsın. Pietro Menne'ye ait. Eski İtalyan atlet Pietro Menne. Sene kaç? Sene çok eski değil ama hani atlet olarak çok da... Abi bizim eski değiller ya, şimdi 85-90 yani, dersen hatırlamam yani. Yaklaşık 20 senelik falan bir rekor. Bu arada Murat abi benden genç. Hani bilmiyorum ekranda nasıl gözüküyor ama. Sağ ol, teşekkür ederim. 1972 Pietro Menne'nin derecesi. Dolayısıyla 1976'lık derece çok yakın Avrupa rekoruna. Bu sezon bunu kırabileceğini söylüyor Ramil Guliyev. Tabii her şeyden önce derece mi, madalya mı? Tabii ki madalya. Madalya. Çünkü bu yaz çok önemli bir dünya şampiyonası var. Ve bir beyaz atlet olarak Ramil Guliyev'in 200 metrede kazandığı dünya şampiyonluğunu tekrar etme şansı var. Büyük bir oranda da ben inanıyorum mutlaka. Ya bir şanssızlık olmasın tabii, umarız her şey yoluna gider. Bir de 29 yaşında artık bir sporcunun genelde kariyerinin zirvesi oluyor. Yani hem genç, hala genç, tam olgun yaş, ikisinin tam kesiştiği nokta gibi oluyor. Onu da vurguladı. Sprint'te özellikle bu yaşlar çok verimli yaşlar oluyor. onu da vurguluyor gerçekten. Bu sezondan çok büyük beklentileri var Ramil'in. Fazla iddialı konuşmak istemese de ben onu hissedebildim. Onun için özellikle dünya şampiyonası hedefi. Sonrasında 2020 Tokyo'da, çünkü olimpiyatta biliyorsun madalya isteği çok fazla. Tabii. Dünya, Avrupa'da dereceleri tamam. Ve madalyaları var ama olimpiyatta henüz yok. Dolayısıyla 2020'yi hatta devam edecek misin diye sordum. Devam etmek de istiyor. 2024 Paris'e kadar. Paris'e. Yani 2024'te de koşarım dedi. Onu da söylemiş oldum. Bu da manşetlik bir ifade. 2024'te de varım ifadesi önemli. Bence biraz hemen tempoyu arttıralım. Ve özel birkaç anısından bahsetti Murat Hacı ile sohbetinden. İsterseniz o bölümleri de bir izleyelim. Potansiyelin daha... Nasıl geçti askerlik? Güzel geçti askerlik. Yani orada mı kilo verdin yoksa? Yok, orada aynı kiloda gitti geldik. Orada bir sıkıntı olmadı. Nasıldı asker ocağı? Yemekleri güzel miydi? Seni çok çalıştırdılar mı? Yani yoksa Ramil Guliyev olduğun için bir olağanüstü bir durum oldu mu? Herkes aynı yerde yaptık. Herkes de bizim askeri çocuklarla, arkadaşlarla. Yani bir askeri arkadaşlarım da oldu. Yani güzel oldu. Şöyle diyelim, normal insanlar için, bazı insanlar için, şimdi her rejimde alışmadılar için, yani her sabah kalk git yap, bir şeyler yap, eğitime gir vesaire, yemekleri saatte ye ve gibi şeyler, biraz yani farklı bir dünya geliyor. Evet. Aha bizim, yani ben son 12 yıl öyle yaşadığım için. Zaten hep askerdeydim gibi yani, diyorsun. Askeri gibi. Askeri düzen. Ama hep rejim yani. Evet. Her saatte bir şeyler yapman gerekiyor. Biz de aynı işte, sanki görev yapıyoruz. Diyelim ben kampta hep saat belli, yemek belli, her şey belli. Sen kendine en fazla günde bir saat ayarlayabiliyorsun. Peki şimdi bazen asker anıları meşhurdur ya. Bazen mesela senin de böyle ilginç gelen hadiselerin oldu mu? Mesela seni ya ben Ramil'le koşsam geçerim falan gibi. Senin de yarışmak isteyen oldu mu? Tabii ki söyleyen vardı, yarışmak isteyen de vardı. Bir günde denk geldi. Bizim cross idmanı vardı. O zaman şey dediler ya, bu koşacağız, yarışacağız Ramil'le. Ben dedim tabii ki yarışacağız, geleceğiz, zaten koşacağız. Biz cross koştuk, en sonunda yalnız kaldım. İşte 300 atlı mı koştunuz yoksa normal üzerinizde kıyafetli mi? Ya kıyafetli koştuk, botlarla koştuk. O kadar işte. Birkaç bir 3 kilometrelik bir şeyler vardı. Böyle rampaya, yokuşlara doğru. Aha. İşte güzelce koştuk. Herkes arkada kaldı. Güzel geçti yani, eğlenceli. Evet, askerlik üzerine vatani görevini de yaptı aynı zamanda. Bir evet. Türk vatandaşı Ramil Guliyev. Dilerseniz yani Murat abi özel yaşamına biraz bağlayalım. Sonrasında bir genelleme yapsak yoksa. Ben aslında bir iki hani burada dikkat çekmek istediğiniz konu var mı? Hani çünkü çok geniş bir sohbet. Hı-hı. Belki arada kaçan bizim tam kavrayamımız birkaç detay olabilir. Askerlik anılarından özellikle hani Ramil'le kıyasıya mücadele edebileceğini düşünen isimler varmış galiba asker evet, arkadaşları. Evet. Yani şöyle şimdi... Ya da işin esprisi mi o? Yok, espri değil. Gerçekten anlattı zaten hikayesini de. Demişler ki yani pistte Ramil hızlı koşuyor olabilir ama burada... Burası dağda başka. Bayırda, cross'ta, üzerinde de teçhizatla
koşarsa biz onu geçeriz diyenler çıkmış. Ama gördüğün gibi geçememişler tabii. 3 kilometre sonunda yalnız kaldım diyor. Evet. o güzel bir... Kolay güzel mı? Ramil Guliyev dünya şampiyonunu geçiyor. Makine gibi zaten. Üstüne ne kadar yüklersen yükle. Bu Ramil Guliyev yani. Koşar evet. Ve herkesi geçer çok doğal olarak. Herkes askerlik görevini tabii ki yapıyor. Ben de bir Türk vatandaşı olarak yaptım. Gururla yaptım dedi. Askerlik hatıraları biriktirdim. Askerlik arkadaşlarım oldu dedi. Onlarla görüşüyorum dedi. Bir de burada vermediğimiz en sonunda şey dedim. Yani seninle böyle fotoğraf çektirip hani bir şekilde paylaşmak isteyen oldu mu dedi ki içeride tabii telefona izin yoktu ama son gün izin verdiler dedi. Güzel. O son gün bir sürü arkadaşımla herkese fotoğraf çektirdik dedi. Böyle bir güzel hatırayla ayrılmış asker ocağından. Peki o zaman son bölümü de aktaralım. Burada tabii bir dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonlarının elde ettiği derecelere, olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etmiş bir isim Ramil Guliyev. Peki özel yaşamı nasıl ve aynı zamanda tabii ki burada milli atlet olmasına vurgu var. Diğer branşlarda neler yaşanıyor, biraz da kıyaslamaları da var. Dilerseniz dinleyelim bir kez daha. Türkiye'ye gelirken bir gün bu başarılar ulaşacağını, bu noktaya geleceğini tahmin eder miydin hiç yoksa her şey beklediğinden daha mı hızlı gelişti? Ya şöyle bir şey. Tabii ki ben yani evimi terk ederken ben biliyordum ki ben daha büyük bir şeyler yapabilirim. Ben inanıyordum ki bunu yapabilirim ve her zaman çok zor zamanlar da yaşadık. Sakatlık da yaşadık, ameliyat da yaşadık. Onun dönüşü yani ameliyattan dönüş %50 dönüyor sporcular. Yani çok kişi o yarışlardan sonra o ameliyatlardan sonra bırakıyor sporları. Hı hı. Ondan dolayı da yani aşırı hızlı bir şey olacağını zannetmiyorduk. Hı hı. Çünkü her şeyi bekliyorduk yani her şey olabilir diye. Ama işte bu hayat biz de işimizi yapıyoruz. Ne kısmetse olacak. İyi toparladın yani sonuç olarak değil mi? Hani hem sağlık anlamında hem de kısa sürede çok önemli noktalara geldin derece anlamında. Tabii ki her şey güzel bir geri dönüş oldu. Şöyle diyelim yani güzel denk geldi. Çünkü diyelim Usain Bolt olurken bir olma biraz zordu. Zordu evet. Bir olmayınca da o kadar sana destek olmuyor. Evet. Bu yani açık. Kıskanıyor musun Türkiye'de tür futbolculara ödenen paraları? Ama dünyanın her yerinde öyle. Burada bayağı bir makas açık ama Türkiye'de. Sen şimdi dünya şampiyonu olmuş bir atletsin. Türkiye'de 3. lig futbolcusu kadar para kazanmıyorsundur belki de. Yani tabii ki bu biraz... Yani şöyle bir şey. Her şey parayla değil ama biz diyoruz ki atletizme biz daha fazla ilgi vermek istiyoruz. Ama şimdi sadece örnek gibi. Şimdi Türkiye şampiyonu oldum futbolda. Ve dünya şampiyonu olduğunu atletizmde. İnsan görecek ki futbolda olan dünya Türkiye şampiyonu kaç paraya arabaya biniyor? Hangi bir evde kalıyor? Bir de atletizmde dünya şampiyonusu olan hangi arabaya biniyor? Nerede kalıyor diye. Şimdi o insan kendi çocuğunu hangi branşa verir? O kadar çok basit. Son olarak seni seçen Jilet Milliyet yılın sporcusu ödül töreninde zirveye taşıyan sevenlerine, oy verenlere, Türk halkına bir mesajın var mı? Çok teşekkür etmek istiyorum beni iki kez üst üste seçtiğiniz için. Ve her insanın hayatında bir parçası spor olması lazım. Çünkü spor sağlık demek ve insanlar ne kadar sağlık olursa o kadar mutlu olur. Evet sevgili izleyicilerimiz, sevgili Murat Arcan'ın, Murat abimizin özel röportajı. Bu röportajda Jilet Milliyet Ödül Töreni'ne giderken yılın sporcusuyla gerçekleştirilen arabadaki röportajdı. Dediğin gibi Murat abi detaylar daha ayrıntılı bir şekilde Milliyet gazetesinde yer alacak. Evet. Sen lafa girmeden önce ben yani burada dilimiz döndüğünce bazı şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İşte diğer branşlar olsun. Yani futbol ve diğer branşlar diyoruz. Şu diyoruz, bu diyoruz. Sen de bunu anlatmaya çalışıyorsun yıllardır kendi mecralarında şu anda burada. Çok güzel bir tespit yaptı. Evet. Dünya şampiyonu atlet Türkiye'de hangi arabayı biniyor? Dünya şampiyonu
eğer bir futbolcu olsaydı hangi arabaya binerdi, hangi evde şey kalırdı? Türkiye'de lig şampiyonu olmuş futbolcu evet. hangi arabaya evet, biniyor? Lig şampiyonu, ben evet. dünya şampiyonu ve, sporcuyum diyor. Ve bunu şuna bağladı. Aileler bunu görünce çocuklarını neye yön? Ya bu benim yakın zamanda duyduğum en güzel tespit. Bilmiyorum ve bir dünya şampiyonunun ağzından. Evet yani buradaki temel konunun da şu ol. Gerçekten onu hissediyorum. Yani tamam hani onlar çok kazanıyor, ben az kazanıyorum gibi bir kaygısı olmadığını ben şahsen his, yani gazeteci olarak hissediyorum. Sen de ses sorunundan zaten hani anlıyorsun öyle düşünüyorum. Doğal olarak yüz yüze konuştunuz. Buradaki temel konu yani bağladığı olay da şu. Ailelerin temel kaygısı ya benim çocuğumun gelecek kaygısı yaşamaması için en çok para kazanacağı branş hangisi ise ona yönlendireyim. Mantığıyla hareket ettiğini anlatmaya çalışıyor. Doğru. Çok güzel, çok doğru ve bu kadar kısa birkaç cümleyle her şeyi özetlemesi de ayrıca çarpıcıydı yani. Bu kadar net dedi zaten sonunda. Net yani hakikaten. Yani çok güzel röportaj olmuş. Bir de böyle şey sadece ses üzerine görüntü yaptık. Ayrıca bir hava katmış yani. Evet değişik bir şey. Kamera falan olsa böyle belki şey olma. Bir de şu oluyor bence. kamerayla yaptığın zaman bazen o tam evet. sıcaklığı alamıyorsun. Doğru, doğru. O yüzden böyle bir sohbet ortamında haklısın. Olmuş. Evet. Hani biraz podcast havasında oluyor. Bir şey, çünkü kamerayı podcast. Görünce doğal olarak hani konuşacak kişi kimse ister istemez biraz daha çekimser kalabiliyor bazı doğru, şeyler. Haklısın. Bu tam bir sohbet ortamında olmuş. Çok güzel olmuş.